Herkese günaydın olmaz. Saat 2'ye geliyor. Tünaydın diyeyim. Evime hoş geldiniz. Evet, ben evimdeyim gördüğünüz gibi. Geldik. Birazcık soluklandım. Ondan sonracığıma ortalık göstersem dinlen diyorum Feride ama birazcık dinleneyim, ondan sonra işlere koyulacağım arkadaşlarım. Ev berbat. Her ne kadar kimse yaşamasa da, kimse olmasa da yine o ev batıyor. Ve gelip karşılaştığım manzaraya bakar mısınız? Sen ayna kopmuş, paramparça olmuş. Neyse. Yarenim, hoş geldin evine tatlım. Gelir gelmez televizyonun başına geçmişiz. Abur cubur başlarına geçmişiz. Tatlım, nasılsın? Vallahi arkadaşlarım. Şimdi benim bütün... Yarenim, sesin yüksel misin? Perdelerime kadar hepsi yıkanıyorum. Ya, gitmeden zaten perdelerimi yıkamıştım ama yine de 3 ay evde olmadığımız... Tam iç sonra, fazla içme. 3 ay evde olmasam da anneciğim, başladık mı gene? Ben konuşurken anneanne. Ayağıma. Ne? Ben sana dedim mi yerinden kalk kızım? Ben sana dedim ki Yarenim, bu odaya girme ki bak ortalığı toplamam lazım dedim. Sen paramparça camın içine girdin. Buradan çıkma, tamam mı? Temizle ama yine de tabii ki de yıkayacağım. Güzel şey olsun koku, yani yaşamasak da. Aa bakın ablam şey yapmış. Üst katı tamamlamışlar gibi. Ortalık leş arkadaşlar. Leş ki ne leş. Her taraf berbat. Şurada karalahana. Çıkma çıkma çıkma. Çok kötü. Terlikler görmüyorsun, ayağıma giydim. Onlar da kirli ama neyse. Karalahana kalmış. Mahvolmuş. Yani anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz ama. Evelallah. Yapacağız arkadaşlar. Evimize hoş geldik. Benim daha şeylerimi... Reyhanlarım kocaman olmuş, nanelerim büyümüş. Kız benim şeylerime bakmadım. Yeşilliklerime bakmadım. Nasıl bakacağım? Buradan da çıkamıyorum. Ana hiç bakmadım vallahi. Ne oldu? Ne durumda var? Bir şey görüyor musunuz orada? Böyle arkadaşlar. Yapacağız inşallah. Güllerime direkt geldiğinde çiçeklere baktım. Birkaç tanesi kurumuş. Ona üzüldüm ama toparlayacağız inşallah. Her şey olacak. Önemli olan evimize geldik mi geldik. Buralarda yavaş yavaş halledeceğiz. Şu terlikleri tekrar giyeyim çünkü ev zaten batık. Manzaramıza hoş geldiniz. Vallahi yavaş yavaş yapacağım. Kovalayan yok. Şey yapan yok. Yastık kırlentlerine kadar her şeyi yıkayacağım. Şunları zaten şu şimdi terlikleri burada çıkaralım. Şunu zaten şey, zinciraya vermiştim biliyorsunuz. Ben gitmeden bir tanesini eltisine dedim, eltinde kalsın. Bir tanesini yıkamıştı, getirmişti. Ben açmadım. Bu da zaten bu odadan kaldırmıştım. Bu temiz. Bu da temizdi. Bunu makineye atarım bir yıkanır. Çünkü şuraları sarı toz olmuş. Kapı şeyleri. Yani ev bayağı bir darma duman arkadaşlar. Mira'yı getirdim. Klimayı açtım. Buraya yatırdım. Ondan sonra nedir onun adı? Ay ekmeğe bakın orada. Markete uğradım. En acil şeyleri yumurta, yoğurt, süt, ekmek aldım. Evime hoş geldin. Bu balkona çıktım. Bayağı bir kötü durumda ama neyse, bütün genel ev kötü durumda. Kötü demeyeyim de berbat, yani kirli. Hemen gelir gelmez valizi şey yaptım. Kırılacak şeylerim kırılmış mı? Birkaç tane kapkacağım vardı biliyorsunuz. Ve anam. Şahin'e diyorum ki aslında biz seninle beraber şu an yurt dışından gelmiş gibi olduk. Eve kaç defa uğradın diyorum. Şimdi yıkamam lazım, çamaşırlar var. Diyor ki 3 kere mi 4 kere mi uğradım. O da şey yatmaya değil diyor. Böyle bir şeyler al, çamaşırımı falan aldım, şey yaptım gittim diyor. İşte ben de diyorum ki aslında biz seninle beraber yurt dışından gelmiş gibiyiz. Bunları giderken yıkamıştım. Tabii ki de yine tekrardan yıkarım. Bu benim bereket kavanozlarım düşmüş. Bunları tekrar... Ya eve şöyle... kelebek gibi bir şeyler dolmuş arkadaşlar. Ben burayı açık unutmuşum. Şu tezgahıma bakın.
Dantini dantini hoş geldiniz, hoş geldiniz. Neyse, açık bırakmışız. Yıkarız, temizleriz, no problem. Bu anladığım kadarıyla bu kelebekler ya da ne bir adı kesin bunlara gelmiştir arkadaşlar. Çünkü tadam, yazık benim fıstıklarıma. Ben bunları nasıl unuttum ya giderken. Bak aslında verecektim kayınvalideme, gitmeden şey yapacaktım da bak unutmuşum. Mahvolmuş. Yazık, günah ama ne yapayım. 3 ay boyunca duruyordu bunlar. Normal. Bakar mısınız? Bunlardan da bakın. Kız burada bir tane kurt gibi bir şey var. İşte bu, bak bir tane de burada. Anladığım kadarıyla bu bunlar da onlardandır ama ben temizlerim. Paklarız, aklarız. Bunları dökeriz. Belli bayağı bir çöp çıkacak elimizden. Ama önce bir yıkanıp ondan sonra birazcık uzanmak istiyorum arkadaşlar. Aç değiliz çünkü kahvaltıyı güzel yaptık uçakta ve inmeye bir 40 dakika falan vardı. Sandviç çayla verdiler. Bu da batmıştır. Bunların hepsi dökülecek, yıkanacak. O yüzden aç değiliz. Başka valizi sonra şey yaparım da şu an benim acil dediğim gibi şunları bir çıkardım bakmam için. Kırılan şey olmuş mu falan, sizlerle beraber ona bakalım. Kırılmamış. İkisini zaten kutusunda getirmiştim arkadaşlar. İnce olduğu için. Nasıl geldik, ne yaptık onları bir dinleneyim. Bu da güzel. Dinlendikten sonra sizlere şey yaparım. Konuşuruz sizlerle. Nasıl geldik? Sorun yaşadık mı falan filan. Onları konuşuruz, şey yaparız. Benim kepçiklerim. Belki kimisine çok saçma bunu mu getirdin müzik ama ben seviyorum arkadaşlarım. Bunu zaten bu neymiş? Tavşan kırılmış mı, ona bakacağım sadece. Yok, kırılmamış. Sonra daha detaylı ben zaten bunları size göstereceğim. Şu kaselerim çok şükür kırılmamış. Şahin bal niye almış bilmiyorum. Süt de var. Gitmiş. Allah bilir ne kadar duruyordum. Şuradaki kupayı çıkardım, o da kırılmamıştı. Aliza'ya fotoğraf attım hemen. Onu şey yapacağım. Şimdi şu benim aldığım kaselerim kırılmamış çok şükür. Bu da ablamın aldığında sizlerle beraber bir çıkarayım. Nasılın pozunu falan görmeyin arkadaşlar. Halledeceğiz. Oho, halledeceğiz. Tertemiz yapacağız evimizi inşallah. Ama birazcık dinlendikten sonra. Bunlar da inşallah kırık falan değiller. Nerede dedi ki abla dedi. Gittiğinde hemen bunları nerede kullanacağım bana hemen göster dedi. Çok merak ediyorum. Kız nerede? Buna mesela kiraz koyarsan falan. Bunu da abla almıştı yeşil. Bunu zaten ben normalde yeşil istiyordum ama dedim yeşil yoksa beyaz alayım arkadaşlar. Ablam da gitmiş almış. İkisi de sorunsuz sıkıntısız gelmiş çok şükür. Başka böyle kapkacağım sanırım yoktu. Marketten de anam anam bu ne? Marketten şöyle yumurta, bir tane süt, ekmeği çıkartmayayım. Minnak bir yoğurt aldım çünkü yoğurt fazla yemiyor. Bir de Miray'a şöyle meyveli yoğurt aldım. Bir tane ekmeği aldım arkadaşlarım. Şurada şekerlerimiz ne durumda? Ne durumda? Ne durumda? Abo! 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 Bunlar da gelecek. Yazık yazık benim. Çünkü acaba bir şey olmuş mu bunların içine ya? Olmuş dedim. 3 ay duruyor yani sonuçta. Değil mi? 3 aydır duruyor. Şimdi arkadaşlar. Tüm valizleri burada halısını zaten kaldırmıştım buranın. Valizleri falan her şeyimi buraya getirdim arkadaşlarım. Şey yaparız. Ben sadece işte kapkaca kırılan falan var mı onlara baktım. Bir de şimdi buzdolaba giren şeyleri hemen çıkarayım. Dolaba yerleştireyim ve dinlenelim. Sonra görüşürüz. Bu da Alizam'ın kupasıyla. Az önce ona fotoğraf attım. Sağ salim, kazasız belasız geldi. Sadece içine de aynı renk içeceği koyunca biraz tuhaf oldum. Bunların hani şeresi var ya, işte bunların serisini getirdim. Bir de
kaseleri de bunların arkadaşlarım. Böyle miroşkamı yukarıya mı götürsem, burada mı yatsam? Ay şu halıyı bence kaldırayım çünkü geziyorum, ayağımın altı leş gibi oldu. Evim evim, güzel evim. Allah'ım. Allah hiç kimseyi evinden, yuvasından bozmasın. Gerçi Allah bozmaz da Rabbim daim etsin. Evim evim, güzel evim. Bir kendimi bir toparlayayım, kendime geleyim. Bir derinlemesine. Bir, aslında bir düşünüyordum. Az önce Şahin de söylüyor. Sakın bir şey. Görüyor musunuz? Eve geldim. Daha yıkanmadan, şey yapmadan hemen evime falan etrafı şey yaptım. Hatta sizlerle beraber gezelim dedim. Şahin de diyor ki sakın diyor kendini yorma diyor. Duşunu al güzelce, çocukları yıka, yat, dinle. Şey yap, işte çağır eve, gelsin temizlesinler diyor. Tamam dedim ama yok, ben yine de kendim aslında düşünüyorum. Uçakta da gelirken düşünüyordum. Orada da hatta şey yapıyordum böyle, gideyim işte klinik çağırayım. Klinik mi diyorlar, klinik mi diyorlar, neyse artık. Onları çağırayım, gelsinler işte temizlesinler böyle dip köşe, cama kadar, balkona kadar. Sonra dedim ki yok dedim. Böyle zaten 3 ay boyunca evimde yoktum. Bir heyecanda evime geldim ya, bir heyecanda böyle şey oldu. Dedim yavaş yavaş yapalım. Daha inanır mısınız yukarıya çıkmadım arkadaşlar. O kadar ki burada hala geziniyorum. Yukarıya çıkmadım. Böyle yavaş yavaş inşallah yapacağız. Bu şekilde çiçeklerimi de göstereyim. Ondan sonra cima. Birkaç tanesi kurumuş. Üzüldüm ama olsun. Ama diğerleri güzel. Merdivenler yıkanmış. Bahçe biraz ot falan olmuş. Çünkü Mehmet abi yok. Şimdi ben hem çiçeklere bakacağım hem de bahçeme gideyim bakayım. Oraya da bakalım. Çünkü yatamam. Rahat edemem. Böyle artık evimizdeyiz. Evimize hoş geldik. Bir şey yapayım, ondan sonra yolculuğumuz nasıl geçti, yükte sorun yaşadın mı, getirebildin mi, kaldı mı, ne oldu, ne bitti, ücret ödedin mi falan, şey fazla mı oldu, eksik mi oldu, bir şeyler onların konuşacağız sizlerle arkadaşlarım. Başka da böyle. Ben bugün böyle çok şey yapmasam da bugün banyoları özellikle yapmam lazım. Mutfak kesinlikle yapılması lazım. Şahin otele gitti, siz dinlenin dedi. Akşam belki dışarıda yemek yeriz, şey yapma kendini dedi. Bakalım şimdi şu dolabı, bu şey valizlerimi boşaltayım. Difrize girecekleri koyayım. Size sonra anlatırım ne geldi ne bitti. Göstereceğim şeyleri gösteririm. Ne yapmışız, ne etmişiz? 3 ayda neler almışız? Ben kendim birazcık şok oldum ama. Asıl ama yine de güzeldi. Annem çok ağladı, ablam ağladı. Ben biraz şey durmaya çalıştım yanlarında ama arkaya geçince baya bir ağladım. Yarenim çok ağladı. Ben onları istiyorum falan filan böyle. Ama ne yapacağım işte arkadaşlar, herkesin kendi evi. 3 ay oradaydım. Allah razı olsun eşimden de. Elbise şey, şimdi yıkayacağım kızım seni. Mira'da kalkayım, Mira yıka. Allah eşimden de razı olsun. 3 ay boyunca kaldım. Hiçbir gün olsun şey, zaten öyle bir şey yapmaz. Bir saniye anneciğim ya. Yani şey yapmaz falan böyle. Ama diyor ki çok yorgun gözüküyorsun dedi. Yaren yavaş, camlarda öyle şey gibi koşma. İşte çok yorgun gözüküyorsun. Biliyorum Mira ile bayağı bir yoruldun, şey yaptın falan. Olsun ama artık inşallah böyle nasıl diyorlar, ailece yaralarımızı beraber saracağız. Çok şükür Miram'la ilgili de işte daha yani telefonla konuşmuştuk ama yüz yüze de detaylı bir şekilde daha iyi kalmadan etmeden ilk işimiz zaten yolda gelirken onu konuştuk, şey yaptık. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl olacak? Fizik tedavisi başlıyor mesela, işte çarşambaya yazmışlar. Bugün cuma, çarşambaya yazmışlar. Tabii belki siz bu videoyu izlerken ben belki fizik tedaviye de gitmiş gelmiş olacağım. Çünkü birkaç tane böyle geriden gelen videolarım var arkadaşlarım. Siz bu videoyu izlerken ben 3-4 gün evimde olacağım gibi geliyor. Belki o açı çekmeyen günlerimi kapatırım.
çekmediğim günleri falan. Neyse. Hadi bakalım. Çiçeklerimi göstereyim. Ay, kupama bakın artık. Sanırım bir müddet bunu göreceğiz. Çiçeklerime bakalım. Daha sonracığım, ay geziniyorum. Ayağıma yapışıyorlar. Bir şeyler oluyor. Ay benim evim ya. Özlemişim ama minnocumu ya. Vallahi özlemişim. Anahtarım yok. Kapı kapanmasın. Şahin de aboy dedim. Buraya geldim ya Şahin'e diyorum ki yemin ederim. Evim güzel evim. Resmen yetim kalmış benim evim. Sahipsiz. Sanki böyle kimse yaşamıyor. Sahipsiz dedim, resmen benim evim ya. Gösteriyorum. Evet, benim güzel evim. Bu halde. Ve bakın üzüldüm. Bambularım nasıl da büyümüştü arkadaşlar. Susuz kaldı. Ben bunu dışarıya koydum ki diğer çiçeklerin yanında bu da sulanır ama ölmüş. Ondan sonra bu da sanki daha yeni ölmüş, yumuşacık daha. Bu da ölmüş. Gitmiş yani diğer tarafa. Buralar görüyorsunuz. Bu çiçeğin büyümüş. Bu zaten şeydeydi ya salonda. Bunun mesela bundan bağlamam lazım ki bunlar bayağı bir şey olmuşlar. Bakın. İşte diyorum ki bak diyorum sahipsiz gibi benim evim. Bundan sonra. Ama merdivenler arada olsa da yıkanmış arkadaşlar. Yani en azından o çamurlu falan bir görüntü yok. Komşularım sanırım gitmiş. Çünkü hem Hülya ablanın kapısının önünde terlik falan yok. Hem de buradaki ablanın yok. Gitmişler ya da bilmiyorum, belki dışarıda da olabilirler. Ondan sonra bu çiçeğim kurumuş. Değişik bir şey olmuş böyle. Çok değişik. Bu gitmiş. Bunun olmuş. Bu birazcık kurumuş. Bu iyi olmuş. Bunlar kendilerini toparlamışlar. Bu büyümüş. Şu bir tane çiçek açmış. Şu niye kurumuş bilmiyorum. Bakın. Şöyle bazıları kurumuş arkadaşlar. Kuruyanları böyle. Daha sonra işte bu ilgileneceğiz. Evle ilgilendiğim gibi çiçeklerime bakıyorum. Şuradaki kurumuş. Şuradaki kurumuş. Buradaki birazcık kendine gelmiş. Toparlamış. Bu minnoş toparlanmış. Bunlar kıpkırmızı çiçek açıyordu ya evdeyken. Güneş mi bakmadı acaba bilmiyorum ama güneş bakmadığı zaman şey oluyor, pembeleşiyor ama bayağı bir büyümüş çiçeklerim. Bu da aynı şekilde. Bu büyümüş. Bu bakın açmaya açıyor gibi. Bakın açacak. Bu da açmış. Bunlar çok küçüktü. Özellikle bu. Bakın bu da açmış. Bu da mutfaktaki o altın renginde saksım var ya, onun içine koyacağım tekrar bu. Bu da büyümüş arkadaşlarım. Ama buradaki komşum evde sanırım. Zaten şu üst kat merdivenler pis ama alt kat belli ki abla yıkamış. Şimdi buradaki yabancıdır zaten kendisi. Bir ablam yok dediğim. Şimdi bahçeme de bakayım. Direkt böyle arabadan indim ya, gözlerim çiçeklere. Nasıl mutlu oldum var ya. Şimdiki inşallah kapı kapanmaz. Anahtarım yok. Yaren 40 saat seslense seni duymaz. Şunlar şey olmuş. Bunları bir bağlayayım. Arkadaşlar. Kendine bir gelsinler. Ondan sonra Cima. Benim güzel reyhanlarım. Gillerim. Bu naneyi kesmem gerekiyor. Hem gülü şey yapmış hem de baya uzamış. Hem çirkin duruyor. Bunu keseriz. Buradakiler büyümüş ama havaalanından çıktım ya arkadaşlar. Böyle tamam. Kazakistan daha sıcaktı. Ama nem yoktu. Burada var. Hem cırcır böcekleri başlamış. Hem de nem. Böyle dışarı çıkar çıkmaz böyle sanki yüzüme böyle alev gibi şey geldi. Ondan sonra ay bakın şuradaki de büyümüş, kocaman olmuş. Güllerim. Daha sonra buradaki minnoşum. Nanelerim baya büyümüşler arkadaşlar. Bir gün ortalığı topladıktan sonra evi tam anlamıyla temizledikten sonra nanelerimizi keser kuruturuz. Şurada sanırım havuç var. Havuç mudur kız bu? Bakayım. Gel bakalım. Ay çıkmadı. Gel bakalım. Neydi kız bu? Dibinde havuç yok. Maydanoz değil. Maydanozlarıma bakın.
Ya soğan, sarımsak onlar tabii ki de kalmamış arkadaşlar. Çünkü normal yani çay yoktum. Ama maydanozlarım maşallah güzel olmuş. Maydanoz mu? Evet, bu maydanoz. Şurada roka, kişniş onlar vardı. Onlar belli ki temizlemiş artık. Bilmiyorum Mehmet abim ya da yeni biri alındı mı onu da bilmiyorum. Öğreneceğiz yani sonra. Buralara tekrardan dikerim ben arkadaşlar. Şurada bir şey sanırım, evet, roka tekrardan çıkıyor. Buraları evimi düzene sokayım. Ondan sonra şey yaparız. Önemli olan maydanozun bayağı var. Naneyi keseriz. Gelmişken şu bahçeyi de bir turlayalım. Turlamayalım da şuradan böyle bir bakmak istiyorum. Ay, akşam belki çocukları havuza şey yaparım. Yaren istedi ama şu an sıcak olduğundan dolayı şey yapmadım. Şezlonglar açılmış. Ya buralar bayağı bir büyümüş. Ben diyorum ya, birisi alındı mı alınmadı mı bilmiyorum ama Mehmet abinin olmadığı çok çok belli. Öyle. Şimdi çocukları sonra havuza şey yaparım. Ama şu an değilce. Ay çiçeklere bak. Ben giderken Mehmet abi bunları dikiyordu. Kız özlemiş mi evimi? Vallahi özlemişim. Siz de özlemiş tabii ki de. Yazıyordunuz Feride dön eve, dön eve. Evdeki bloklarını özledik falan diye. Ben de özledim. Ne yalan söyleyeyim. Siz şuna bakın. Merhaba. Merhaba. Ana bu ne kız, kavun mu? Evet, kavun. Mehmet abi ben giderken. Bir şeyler var. Başka oralara gitmemize gerek yok. Sonra bakarız. Böyle nasılsa evimize geldik. Her gün tur atar bakarız arkadaşlar. Bu da cin biberi Mehmet abimi. Haydi Feride. Evimize geldik. Hoş geldik. Bahçemizi gezdik. Çiçeklerimizi gördük. İçimiz rahat etti. Ama nanelerim güzel olmuş. Bunları bir güzel kuruturum. Hatta şu fesleğenleri de kuruturum. Annemin de olmuştu gördünüz. Hatta bunlardan evimi bir temizleyeyim. Böyle kırıp kırıp vazoya da koyacağım. Seviyorum biliyorsunuz. Mesela bakın şurada da var kocaman. Bunu zaten bir diktim mi, yerini sevdi mi oluyor da şunlara hop yapıyoruz. Oh, mis. Şimdi gezdik, gördük. Öyle aman aman kırık, yıkık, dökük bir şey yok ama ne oldu kızım? Tamam anneciğim. Menemen mi, domates yok anneciğim. Ne menemeni, bekle. Bir şey olsun. Pazar ne zamandı? Ay dündü. Ah. Tamam annem dur, ay zaten sıcak şimdi, pijaması. Evet, çiçeklerimiz güzel durumda. Bir yerleşelim. Düzenimizi tekrardan şey yapalım, buraları bir misleyelim. Ondan sonra günlük rutin hayatımıza, günlük rutinlerimize döneceğiz. Ya, üzüldüm evime. Dedim benim evim resmen sahipsiz. Yetim kalmış. Şimdi şu valizlerden dolaba gidecekleri çıkarayım. Sizlerle beraber yavaş yavaş yapacağız ama önce dinlenmem lazım arkadaşlar. He, ne oldu? Ne oldu? Oy, ne oldu? İnmek istemiyor. Korkuyor mu ne? Ne oldu? Bu bizim evimiz kız. Evimiz ya bu bizim. Ha? Cadı. Bu bizim evimiz. Çocuğum hiç bir tane bezi yok şu an. Allah'a emanet yatıyor. Allah'a emanet yatıyor. Uykudan uyandı. Bezini falan değiştim. Şimdi yıkayacağım bunu. Ben inanır mısınız daha? Güya. Ha. Çıkma oraya, soğuk. Yaren git üstüne tişört bir şey giy. Bak öyle gezme. Ama siz belki kendi başıma gidemem. Annem bugün değil, şuraları temizlememiz lazım. Ortalığa bakar mısın Yaren? Başladık mı kızım biz seninle? Temizle, sarık gelin. Ben sana robot değilim ama Yaren, 2 dakikada yapacak.
Görmüyor musun evin halini kızım? Olsun. Git üstüne tişört giy Yaren. Git hadi. Giyeceğim ama söz ver. Yaren hadi. Hadi kızım hadi. Maşallah biz geldiğimiz günden başladık. Değil mi kızım seninle? Başladık biz. Şimdi her gün bana şey yaparsın sen. Beni havuza götür. Beni havuza götür. Git hadi kızım hadi. Şey gelsin, zamanı gelsin götüreceğim merak etme. Şimdi. Yarenim hadi. Ben ne dinlendim, ne duş aldım. Dedim ki şu mutfağa böyle çamaşırları falan böyle aradan çıkarayım. Buzluğa girecek şeyleri çıkarayım, halledeyim arkadaşlar. Ondan sonra dedim yıkanayım. Şimdi yıkanırsam bir daha yapmak istemeyeceğim. Şu prensesi açtım. O dedim en azından şu üstteki bir şeyi alsın. Salonu güzel süpürdü. Ara koridor süpürdü. Ben aynaların kırıklarını aldım. Burası bizim evimiz. İnebilirsin. İnebilirsin. Gezebilirsin. Evin burası senin. Evin. Kızım burası bizim evimiz. Evimiz. Evimiz burası bizim. Evimiz annem bu evimiz. Gel. Vay vay. Evimiz kız bu bizim. Evimiz ama bu bizim. Evimiz. Evimiz ya bu bizim. Kızım burası bizim yuvamız, evimiz. Hadi gel, 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 gel canımın içi. Yok, yok, yok. Yok, yok. Evimiz. Yok, yok. Gel ben sana biraz biberonu vereyim. Tamam mı? Biberonu vereyim mi sana? Benim şimdi çocuklara yemek yapmam lazım. Şimdi arkadaşlar. Şu kıza bir biberonu vereyim. Ondan sonra halledeyim bunu. Şimdi valizleri boşalttım arkadaşlarım. İçleri güzelce temizlenecek ve depoya kaldırılacak. Şu annemin çantası bu yıkanacak. Aa pardon şu büyük valiz daha boşalmadı. Boşalmadı. Orada hepsi yeniydi o yüzden şey yapmadım. Bu yıkanacak. Şu çantamı çok seviyordum ama baya baya bir kötü oldu artık. Şurası da kopmuştu. Nergis dikti sağ olsun. Yani elveda deme zamanı geldi. Ondan sonra şöyle çamaşırları çıkardım. Birkaç tane işte çocukları değiştirdim. Kirliler falan vardı. Kirliler, temizler böyle karışmıştı. Hepsini buraya koydum. Yıkayayım. Sonra dedim ki bütün çamaşırları yani bütün yenisini, eskisini, yıkanmışını, kirlisini hepsini bir sudan geçireyim dedim. Şu valiz boşaldı. İçindeki küçük valiz de boş. Onlar dediğim gibi yukarıya çıkacak. İçi dışı temizlenip depoya kaldırılacak. Aynaları kaldırdım. Hatta 2-3 tane aynayı da kendim kopardım. Çünkü söylemiştim ya alçı falan yapacağım. Buraya başka bir şey gitmeden daha düşünüyordum da. Ama sağ olsun ayna benim yerime bazı işleri halletmiş. Kendisi düşmeyi başarmış. Buzluğa girecek şeyleri bir çoğunu neredeyse hallettim. Hem elimdeymişken içini de güzelce sildim. Daha balkon malkon duruyor. Robot buralara şey yapmadı gelmedi ama o kadar dedim tozunu falan alsın işte şey yapsın. Buraya şey yaptım. Çamaşırlar sırayla yıkanacak. Şurada ana tüh, içinde vardı bak döktüm. Neyse zaten bu yolluğu da yıkayacak. Burada amcamın oğlu burada ya. Yengem gönderdi. Onun içine bir şeyler koyup vermem lazım. Mira, gözünü seveyim. Bak Allah'a emanet altın. Lütfen suyu içip de halımı falan batırıp beni bir de halılarla yıkamayla, halı yıkamayla uğraştırma. Gözünü seveyim. Yarenim, senden de rica ediyorum. Kağıt, kürek, o şeylerini lütfen tekrardan başlama. Lütfen. Bunu buraya koydum. Renkleri bayağı şeymiş. Bu şununla aynıymış görüyor musunuz? Zaten bu tarafta genelde şey yapıyor. Bunun üstüne deneyeceğiz. Olmasa oturma odasına götüreceğim. Şimdi başka. Başka. Çöpler yavaş yavaş birikiyor. Ben bu kısmı tezgahın üstüne sildim. Valizden çıkanları oraya koydum. Burada işte bir şeyler daha çıkıyor. Orada işte Nergis Lor küçük iki poşet dedim ya. Kocaman bir poşet koymuşlar. Kocaman bir tereyağı koymuşlar. Şimdi valizi açtım fark ettim. Bakar mısın? Neredeyse bir 3 kiloya yakın tereyağı var. Neyse. Şimdi su koydum. Acil bir şekilde noodle yiyeceğim.
Ondan sonra çocukların yemeğidir, odur budur. Sonra anacığımın yaptığı vişne reçeli. Vişne reçeli. Bakar mısınız, çaydanlığı hemen sudan geçirdim. İçine su koydum. Buralar daha temizlenmedi arkadaşlar. Yavaş yavaş olacak. Dediğim gibi elimle yani çıkanları şey yapayım. Allah, şunları da dolaba daha atmadım. Tüh. Çıkanları hemen şey yapıyorum. Buzdolabım giderken temizlemiştim. O mis, şeker temiz, güzel. Bari dolabım temiz. Ondan sonra ana turşum ne oldu acaba dolapta? Bu da kayınvalidemle yapmıştık ya. Bak şimdi tam olmuştur diye düşünüyorum. Bunun da tadına bakarız beraber. Ama dışarıdaki turşu sanırım bomba gibi bir şey olmuştur. Öyle şimdi. Şimdi şurada şeyim, kabak çekirdeğimiz var da açılmış dökülmüş. Bunu küçük bir poşete kaldırmam lazım arkadaşlarım. Ay, benim minnoşuma bakın. Göstereceğim daha sonra. Yani diyorum ya, tam şey yapmadım. Ne var ne yok onları bir ayarlayayım. Ondan sonra ne almışız, ne etmişiz, neler getirmişiz. Onları bir video çekelim. Bakar mısınız ne kadar lor koymuşlar bana. Ay, şu kelebek bilir ne, uçuşmaya başladılar. Şunları benim şimdi arkadaşlar, küçük küçük böyle saklama poşetlerim var ya, onlara koyup kaldırmam lazım. Anacığımın ellerinden lor beğeniri. Değil mi kızım? Ay, benim tospirkerim var burada. Aa, bak bak bak. Şunlar da uçakta verdiler de. Tereyağı şey. Yarın da çantaya koymuşum. Çantasını boşaltıyordum. Çantada çıktı. Nergiz'imin yaptığı tatlı poğaçayı. Ay, 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 düştü düştü düştü. Miray'a yolda yediririm diye bak unutmuşum. Şimdi çay da demlesem ne güzel olurdu da. Neyse. Önce bir noodle yiyeyim, sonra bir şey yapayım. Miram'ın karnını doyurayım. Yukarısı ben diyeyim cehennem, siz deyin ki ötesi. Öyle sıcak arkadaşlar. Belli ki hep buralarda olacağız biz. Bu çöp. Neyse noodle yapayım da. Sonra bakacağız duruma göre. Dedim mi korkunu? Ne yapsın anne sana? Ne istersin? Ha? Ne yapsın anne seni? Necdet ablan tatlı poğaçasını biraz yemişsin? He? Yemişsin birazcık? Bici bici yapacağız biz bugün kızımla. Mişler gibi olacağız kızımla. Mişler. Ne oldu? Ne oldu gene? Gene ne oldu? Camları da temizledim ki gezdi evde. Haydi, haydi bakayım. Hadi, hadi. Evini bir gez dolaş bakayım. Ne var, ne yok. Ne değişmiş, ne değişmemiş. Hı? Hadi bak bakalım ne değişmiş ortalıkta. Gördün mü nasıl gitti cadavuz? Buldu gene kumandasını. Mira. Anne onda yoktu bir şey. Şu terliklerin altını sildim de öyle giyeyim, yoksa ayağım her yere yapışıyor, canım sıkıldı. Anneciğim. Totolim. Totolim. Kız şu taraf güzel serin de bu taraflar niye böyle yanıyor? Alev alev. Alev alev. Alev alev. Alev alev. Şimdi benim lalelerim niye sararmış ya Rabbim? Durdukça bunlara bir şey oluyor ya. Vallahi de billahi de. Şimdi şu bizim meşhur nadalımız olana kadar çamaşırı bir posta atayım arkadaşlar. Burası ne alemde? Fazla kirli değil biraz. Abo! Kafayı soktum, yanıyor yanıyor. Çık çık geri. Çok sıcak. Oh. Yaren yatıyordum. Sandviç verdiler de. Ben bir tanesini... Şöyle yarısını ben yedim, yarısını Miray'a yedirdim. Normalde bir tane bana, bir tane Yaren'e, bir tane Miray'a vermişlerdi. İkisini de kaldırmıştım. Bak çantaya koymuşum, Yaren'in çantasına şimdi çıktım. Şimdilik noodle yiyelim, noodle. Yaren'im. İnan ki, inan ki. Ne kaşıktan. İnan ki. Benim şişmiş. Neyi nereden ne yapacağımı bilemiyorum. Sen ne diyorsun? Zehir etme. Sen güneyce. Hadi oturalım. Ben sen sildim ama. Zehir katma. Mira. Ay, tam saramadım. Ay, değişik durdu bu koltukta bizim. Mira, bunu
oturma odasına sereyim. Çünkü şey oldu. Yarıya kadar katladım arkadaşlar. Bunu oturma odasına sereyim ama. Aslında şöyle. Sen bana sadece bak, şöyle bir şey bakmak lazım. Sadece şurasına. Ama rengi birebir oldu. İşte sadece böyle olsa. Bak. Sen var ya. Hala gece. Ha bu arada ne yaptırdım biliyor musunuz? Klozete böyle tuttum. Tuvaletini yapmasın bir yerlere diye. Burayı ne deymiş kız? Klozete tuttum. Bir güzel oraya yaptı. Biraz ben daha. Yapsın mı? Baba gelene kadar biraz daha idare eder. Ha? Cadı. Yok yok, buna burada koltuk örtüsü olmaz. Yaren topla kızım hadi. Şimdi ben yukarıya çıkıyorum. Bir tane çamaşırları atıp geleyim. Yani en azından bir posta atayım arkadaşlar. Yoksa bugün bu işler bitmeyecek gibime geliyor. Allah'ım. Hamamdan pek farkı yok arkadaşlar. Resmen. Üşüyorsun. Götür banyoya koy götür. Yanıyor yanıyor burası. Aa. Suat abi. Çok sıcak. Yatak. Hayır, camı açarsan daha kötü yatak odama. Gitmeden toplamıştım. Bakar mısınız? Hala öyle duruyor. Nevresimi de zaten takmış gitmiştim. O yüzden nevresimi değiştirmeme gerek yok. Şey olmamış zaten. Katı bile bozulmamış. Burayı toplamış. Ha. Çok sıcak. Odan zaten senin odan ki savaş alanı. Senin oda. Vallahi ben kendi odamı temizlemiş gitmişim. Mısınız? Böyle bırakmış gitmişiz. Kız cam mı açık? Camı sen mi açtın bugün? Yazın. Yazın işi cam mı açılırmış şimdi? Ay şuraya bak. Benim bunları hepsini kaldırmam lazım. Kaldır. Ya birisine veririz ya da kışa doğru bakarız. Miroş'a hangisi ki olur arkadaşlar. Biz bundan inelim. Tertemiz yapayım. Ondan sonra sereceğim arkadaşlar. Yarenim. Ben koymuşum. Evet anneciğim ben koydum. Şimdiki. Şimdi bu elbisede 3 renk var. Gel gelelim. Güzel kokuyor burası. Hangi şampuan kokuyor? Dalin kokuyor. Dalin kokuyor. Ha, sen Dalin'le yıkadın mı ki? Dalin kokuyor. Evet. Basma çamaşırları. Çık. Gider misin çocuğun yanına Yeren lütfen? Lütfen kızım ya. Beni strese sokma. Gözünü seveyim ya. Şunu da makineye atmak istemiyorum aslında da. Ben de gerçekten stresliyim. Yıkanmıştı ama yine de böyle şey kokuyor böyle. Valiz kokuyor. O yüzden şu mesele şeydir. Anne ben de stresliyim de. Bu da yıkasak mı? Şuraya girsem stresli olur. Bir sudan geçirsek mi bunların hepsini? Ben gerçekten hamletmiştim. Bu da yeni. Yeni de işte sadece bir kez daha sudan geçiririm arkadaşlar. Mesela şunları hepsini. Ne oldu? Şunu da hani ben üstümde var ya giyiyorum ya. Suriye ablam. Tamam Yaren geçen geldiğinde bunu giymişti. Diyor ki bana diyor bu bayağı kısaldı diyor. Al diyor sen giy diyor. İşte bir tane de bakın bu rengin. Bir tane de bu rengi var. Ama ben bunların biliyorsunuz kollarını kestirmiştim. Bu uzun. Neyse öyle giyeriz artık. Allah'ım. Şimdi ben banyo yapsaydım sonra temizliğe girişseydim beni yine böyle bir şey karşılayacaktı ama bitireyim. Bitireyim derken bitmez de en azından elini yüzünü yıkarız. Şimdi makinenin içine güzel kokuyor. Bazen böyle makineler kötü kokar ya şimdi. Şuradan
Şurada ne vardı? Buradan bir an evvel çıkmak istiyorum. İsmin kanın şortu gelmiş ya, ay kızım benim. Görünce bir üzüldüm, bir üzüldüm. Bu ne kız? Şortu gelmiş ya. Benim sarı kara kızım. Neyse artık birazcık yiyoruz. Kilo alırsa ona giydiririz. Tospikim benim ya. Tahta kızım. Şimdi çamaşırları böyle renk renk ayırdım arkadaşlar. Bütününe geldiyse. Şimdi o büyük valiz var ya, orada da havlu mavlu var yeni. Bunları da gideyim getireyim. Onları da şey yapayım. Allah'ım bu ne? Şimdi kapsülden attım. Bakalım anam şurada da. Nereye kaçmışsın sen, buraya gel. Yukarıda pek hiç böyle toz moz şey yok. Gitmeden güzelce temizlemiştim ya. Böyle desem ki çok aşırı derece toz moz var. Yok. Yukarıda en azından çok aşırı derecede bir şeylik yok, dağınıklık. Sadece şeyde var. Şu Yaren odasında. Ha, şunları da yıkamadım arkadaşlar. Bu zaten daha hiç yıkanılmadı. Yepyeni. Dedim şimdi makineye atarsam şey olacak. Bembeyazı vardı ya, o makineye atıldı. Daha şey olmuş yani, bu rengi falan şey oldu. O yüzden dedim ki yeni ya. O yüzden bunu da yıkamadım. Şu şortlu böyle etek görünümlü şort. Bunu da şey yapmadım. Ondan sonra şu kotu da hiç yıkanılmadı. Şimdi aslında yeni alınmış. Yıkasaydım iyi olurdu ama. Neyse dedim. De şu cadalozumunkini de yıkamadım. Dedim hani küçülür müçülür şimdi. Şey yapmadım. Tospikimi bir önce yıkamadan bir giydireyim. Bakayım nasıl olacak falan. Hani bazen şimdi kurutmaya atarsam hava da sıcak aslında. Telleri çıkarıp telemi atsam. Şu da yıkanmıştı zaten. Burada gelmeden giydiririm, yolda giydiririm diye düşündüm ama sonra elbiseyle gelince bu da kaldı. Bu da Miroş'umu yıkarım bugün. Giydiririm. Kız oturduğu yerde. Benden şu an sular akıyor. Kışlıkları kaldırmamız lazım. Komple. Şu yorganları nereye kaldırsam, aslında yorganlar kalsa da olur da ziyanı yok, sadece şu kıyafetlerin hepsi kalkacak arkadaşlar. Şu puseti de kaldıracağım artık. Çünkü bak o kadar puset artık, hani fizik tedaviye giderken Mira'yı bağlıyordum ya. Mira artık sabit oturuyor benimle. Git gel git gel alıştı çocuğum. O yüzden kaldıracağım. Hatta benim hani araba var ya, puset bir de diğer araba. Onun bir tek tekeri bozulmuştu. Onu birisine böyle şey yapayım. Buralarda bakayım, böyle ihtiyacı olan birisi varsa komple arabayı vereyim. Allah'tan buralar tertipli, düzenli, mis gibi. İmkansız. Çamaşırlar yıkansın. Şimdi bir posta. Sonra bu battaniyeler, dedim ki Nergis böyle aralarına şey yapalım dedim, birbirine şey olmasın. Ve poşetin ağzından hep akmış. O yüzden onları ayrıyetten yıkayacağım arkadaşlar. Buraya ek şey katmadım. Evet. Olan bu. Anlayacağınız. Haydi Feride. Devam et güzel kızım. Şu işlerimi bir halledeyim. Sonra difriz düzenim gibi. Alev alev kızlarım benim. Alev alev. Nerede Mira? Orada da anneciğim. Evet tamam, dur annem takarım şimdi. Çok kötü yapmış. Thank you.
bulaşık makinesinde şeyler vardı. Bulaşıklar vardı ama yıkanmıştı. Ama uzun süre içeride dolapta durduğu için tekrar açayım dedim. Burada birkaç tane vardı, onları da attım. Şimdi açacağım onu. Mira sağ olsun. O koltuk örtüsü vardı ya arkadaşlar, sarmıştım az önce. Onun üstüne bir güzel yaptım. Ben de onu kaldırdım. Dedim hadi çocukları yıkayayım. Onları yıkadım. Neyse. Örtüyle yıkarız artık. Cadal olsun. Bu arada difrizde benim avokadom var ya, geçen derken gitmeden önce yapmıştım. Az önce baktım. Hiçbir şey olmamış, biliyor musunuz? Öylece duruyordu. Çamaşırım durmuştu. Şimdi gideyim onu tela asayım. Ondan sonra bir posta daha atayım. Sonra şu tezgahı güzel temizleyeyim. Şu eriyeyi domestosla yıkarım da. Ama şu yıkadıklarımı hemen kurulayım, kaldırayım. Sonra tezgahı temizleyeyim. Bugün şu mutfağı halletsem başka hiçbir şey istemiyorum. Banyo o kadar şey değildi. Tabii yine çocukları yıkamada böyle şey yaptım da kurtuldum. Akşam yine güzelce oraları silerim ama bugün çamaşırlar ve mutfak. Bugün buraları halletmem lazım. Yarın balkon, perdeler. Birkaç güne bitiririz inşallah. Ay canım, öyle bir isterik falan var ya, ama tamam, hız gibi böyle. Şahin aradı. Diyor ki, dinlenebildim mi diyor. Bilerek aramadım ki diyor, yatıyorsun diye. Ben de güldüm. Yatmadın değil mi diyor ki. Ne bileyim, insan rahat edemiyorum ya. Bilerek, bildiğim halde, mesela biliyorum ki buralar böyledir. Gidip yatamıyorum. Yani bitireyim. Gönül rahatlığıyla gidip yatarım. Zaten akşam oldu, saat 5:30. Nasılsa yatacağız zaten. En azından şu işlerimi bitireyim. Oturma odasına güneş bakıyormuş diye yarın salona geldim. Anne orada güneş var diyor ki. Yazın güneş bakıyor ya odaya. Uy. Kışın bakmıyor da. Ama yazın sanırım orada bayağı bir difrizime de yaz boyu bak. Gerçi yaz daha yeni başladı da. Bunları makineye atmam lazım. Makineye atarsam kararı diye düşünüyorum. Bakın minnoşlar ne kadar güzel. Dişi böyle mat gibi de içi güzel parlıyor bakın. Ama dişi mat. O da enteresan. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama içi böyle, dişi böyle. Bunda büyükleri de var. Bunun içine sadece şey koymuştum da biraz akmıştı içine. Şunları makineye atmış şişe. Bunu da kaldıralım. Of.
yağları böyle ana eriyor. Feride bu eriyor. Ana buradan çıkıyor kız. Bu sıcağı yağ mı dayanır? Bende de akıllı yok ki. Neyse bunu böylece şeye koyayım arkadaşlar, dolabın üst şeyine. Birazcık şey olsun. Bunu şey yapacağım. Poşet yapıp koyacağım yani. Birden o kadar kocaman haliyle koymak istemiyorum. Şey olsun da. Kaç zamandır evde yoktum. Burayı da anca domestos bakıyor. Değil mi? Her tarafı sarmışlar. Ne işleri varsa artık buralarda. Şu sandviçleri de koyayım da. Ne işleri varsa. Şey de bakayım, bakliyatların içinde pirinç mirince bakayım, onlara da bir şey olmuş mu? Dolaba koymadım. Keşke de koysaydım. Buzdolabı zaten çalışıyordu, hiç kapatmadım. Vallahi hiç aklıma gelmedi, ne yalan söyleyeyim. Yani şu balkonları bir de şu merdiveni temizlesem arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kapının önü vallahi sahipsiz gibi. Domestos da gözüm. Bakar mıyım? Güzelce halısını falan da sereceğim. Halı zaten ince. Böyle de kullanabilirim ama halısız pek sevmediğim için bütün odaları sereceğim. Şimdi bir temizliğimi Allah'ın izniyle bitireyim. Perşembe günü zaten fizik tedavimiz var. Eğer şimdi onlar da dese ki telafileri her gün gezmen lazım. Ne yapacağım? Vallahi inanın bilmiyorum. Şahin her gün biraz zor. Annem de burada taksili ağlamalı olaylardan sonra da bilmiyorum. Burada otobüste gitmeye kalksan arkadaşlar, sabah evden çıkacaksın, akşam geleceksin. Öyle. Yakın olsan böyle kemer gibi falan. Gene kendim götürürdüm bir şekilde ama Antalya olduğu için bakalım. İnşallah diyorum ya, demezler ki telafilere gelmen lazım ki diyecekler, çünkü birikti biliyorum. Nasıl olacak onu da bilmiyorum vallahi. Böyle iş yapmayı özlemişim gerçekten, bak o kadar yorgunum ki arkadaşlar. Dün akşam saat ablamda kaldık yani, o mangal yaptık ki. O gece saat sabah 5'te uyudum, 7'de kalktım. Sonra ablamla annemlere geldik. Biliyorsunuz zaten yola çıktığımız gün akşam yola çıktık. 10'da yola çıktık. 2'de havaalanındaydık. Ablamlar hepsi yolda uyudu. Ben uyumadım. Ve uçağımız 7'deydi. Düşünün. Hiç uyumadım. Bugün daha eve geldim. Ama işimi de halletmek istiyorum. Özledim de işlerimi halletmeyi. Evde bir şeyler yapmak özledim. Şeylere bak ya, uçuşuyorlar. Her ne kadar annenin evi olsa da, yengen evi olsa da, yine de herkesin kendine göre bir alışkanlığı, düzeni vardır arkadaşlar. Nasıl ki ben kendi evimde böyle her şeyi kendim yapmak istiyorum. O yüzden özledim böyle iş yapmayı da. Telafiler nasıl olacak bilmiyorum. Çaydanlığı yıkayalım. Bugün böyle her şey elden geçecek.
Allah'tan bunu boşaltmış gitmişim. Vallahi. Bunu da unutsaydım. Bir ara unutmuştum. Geldim de küçüklenmiştim. O zaman biz küçük evde yaşıyoruz. Düşünün. Şahin de evdeydi yani. Şu an tam otel var ve otelde kalıyor. O yüzden eve gelmiyor mesela. Yani biz evde yoktuk. O da gelmedi. Ama o zaman küçük evdeyken geliyordu. Ona rağmen çaydanlığın işi küt tutmuştu. Benim adam o konularda biraz şeydir. Şu evde bir şey yapayım, bir şey ne bileyim. Öyle bir şey de yok. Hiç yapmadı biliyor musunuz? Ne bileyim. Böyle ne bir gün süpürge tutmuştur. Bazen diyor ki otelde diyor bunu yaptım diyor. Diyorum ki aynı performansı evde de bekliyorum. Evde yapamam ki diyor. Ne fark ediyor? Pek fark göremiyorum ama demek ki bir fark vardır. Şimdi şunlar da yıkanacak ama bunları size bir göstersem. Gerçi zaten gösterecek bir şey yok zaten. Aldıkça gösteriyordum da öyle bir göstermediğim pek bir şey de yoktur. O yüzden böyle detaylı incelemesine girmeyeceğim arkadaşlar. Şey yapacağım işte. Ay baktım maistos kalmış. Tabakları falan şey yapacağım. Ondan sonra onları da yıkayalım, kaldıralım. Benim de kaldırayım dolaba. Şu an dışarıda şeker kalkmaz. Ama koymuştum. Neredeyse olmuştu da. Of. Git ya. Çöp basmış hani niye içeri almış ki acaba? Acaba. Sanırım akşam bir kez daha gireceğim. Şey yok. Çay vardı. Tuz bir de şeker. O yüzden yıkamayacağım onu. Böyle silelim. Birazcık makarna yaptım Mira'ya. Yedirdim onu. Benim gene başlamam lazım. Böyle limon, sürahi bir tane büyük alayım. Güzelce her gün limonlu, naneli su içeyim. Baba. Vereyim mi? Yiyecek mi hemen? Ama dökme gözünü seveyim yarinim lütfen. Kızım bu bozulmuş mu acaba? Bu ekranı kızım var. Tamam al. Gel. Anneciğim bunu makineye koydum diyorum ya. Tamam. Al içeceğim, koyacağım bunu tepsinin yanına. Tamam dökmeden yani. Duyuyor musun beni dökmeden? Kafam şişti. Kaşık koydun mu içine? Yok. Yanlış aldım ya. Suyumu içeyim. Şimdi makineyi çalıştıralım arkadaşlar. Makinemiz çalıştı. Şimdi şu kim arıyor beni? Allah Allah. İsim yok, numara var. Kimdir acaba?